o gelen temsilciler cem evlerinde nasıl karşılanıyor, neyle karşılanıyor, nasıl talepleri iletiliyor. Şimdi elbette ki cem evlerine insanlar gelebilir, herkes gelebilir, herkese o kapılar açık. Önemli olan orada bizim neyle gönderdiğimiz. Şimdi o kapalı kapılar arkasında gelen temsilciye bizim temel sorunlarımız var ve bu sorunlar çözülmeden bizim herhangi bir talebimiz yok. Temel sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz mu denildi? Yoksa o kapalı kapılar arkasında ya işte cemevinin tadilatıdır, arsadır ya da eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna iş beklentileri mi dile getirildi? Ne yazık ki üzülerek belirtiyorum. Sanki ikincisi olmuş gibi geliyor. Öyle duyumlar alıyorum. Dilerim doğru değildir tabii ki bunlar. Dolayısıyla biz burada işte bunlara doğru bir şekilde cevap vermek, doğru yaklaşmak, sorunu doğru tespit edip doğru çözüm noktası üzerinde diretmek zorundayız. Bizim temel taleplerimiz belli. Bu talepler çözülmeden herhangi bir talep de bulunmaması gerekiyor Alevilerin, Alevi kurumlarının. Yoksa aslında eğer öyleyse bile, ikincisi ise tanımıyoruz dediği kurumları bir taraftan da tanımış oluyorlar. Bir taraftan da onları varsayıyorlar. Onlardan bu şekilde taleplerde bulunarak. Artık ben bu cemevlerin nedir bu karşılayamadıkları maddi imkansızlıkları anlayamadım. Lokmalar veriliyor. Zaten o lokma veren canlar karşılıyor. Cenaze erkenlerini zaten o cenazesi olan, hakka yürüyen cenazesi olan can karşılıyor masraflarını. Hala çözülemeyen, yani bina yapılamayan bina nedir? Bu maddi sorunlar nedir? Gerçekten anlayamadım. Aleviler birazcık, bizler Alevi olarak iğneyi de bu konuda kendimizi batırmak durumundayız diye düşünüyorum. Temel talepler çözülmeden Alevilerin eşit muhtaçlık hakkı, herkes için istiyoruz bunu, sadece kendimiz için, Aleviler için değil. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Alevisi, Sünnisi, herkes bu ülkede eşit olarak, evet ben bu ülkenin eşit vatandaşıyım, her şeye eşit katılıyorum, eşit vergi ödüyorum, eşit paylaşıyorum demeden sorunları çözülmüş olmaz diye düşünüyorum. Onun için gelen insanları bu şekilde geri göndermeleri gerekir ya da talep, bu şekilde taleplerini iletmesi gerekir diye düşünüyorum. Bizim oralarda bir deyim vardır, iyileşmeye gönlü olmayan hasta yorganı bırakıp döşeye sarılırmış. Ne güzel, aslında görüyoruz yani temelden zaten sorunu çözmek gibi bir niyeti olmadığı için başında herhangi biri olabilir ya da bizim için çok sevdiğimiz, saydığımız birisi olsaydı, o kuruma atanmış olsaydı kabul görür müydü? Bizim daha temel sorunlarımız çözülmeden. Yani kim olursa olsun Alevilerin sorunları belli, çözümler de belli. Bu sorunları çözmek için bir kuruma, bir kuruluşa falan gerek yok. Siyasi irade gerektiriyor. İstese bir günlük bir iş, bir günde çözebilir. Bunu istemiyorlar. Şöyle bir şey oldu. Kentler de bizler cemevleri üzerinden örgütlendik Aleviler. Örgütlüğümüz cemevleri üzerinden, güçlü olduğumuz yerler cemevleri. Ama en zayıf olduğumuz yer de bir taraftan cemevleri, yumuşak karnımızla cemevleri. Çünkü asimilasyon oradan çok daha kolay yapılıyor. Biz bunu ne güzel şu an konuşuyoruz. Gerçi oradan asimilasyonun yapıldığını, cemevlerinden yapıldığını konuşuyoruz. Bu iyi bir şey. AKP'de işte buraya kurumlarla, cemevleriyle, başkanlarıyla, işte dedelerle iletişimi biraz daha güçlü tutarak istediği Alevi'yi yaratmak. Mümkün mertebe bölmek, parçalamak, böl parçala yönet taktiği uzatmak, taktiğine gitmek. Öyle o yola gidiyor. Ama Aleviler bunu biliyor. Bu hak yolu, hakikat yolu. Bu yol incelir ama hiçbir zaman kopmaz. Selçuklular da denedi, Emeviler de ta gidersek Kudla, Abbasiler de, Selçuklular da, Osmanlılar da, Aleviler bitti mi, Alevilik bitti mi, asla bitmez. Alevilik ve Alevilik, Aleviler yok olduğunda zaten bu dünya yok olmuş olacak. Ben umutluyum, her kötü şeyden mutlaka ki iyi bir şey çıkacak. Aleviler bundan hakikaten hak yolunu giden o Aleviler çok daha güçlenerek çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi bu bir kere kabul edilemez durum. Ama biz burada yine çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi kendimize batırmak zorundayız. Yani sorun Aleviler demiyorum burada, lütfen yanlış anlamasın, yanlış anlaşılmasın, eksik ifade etmeyin kendimi. Ama bu sorunu çözecek olan da Aleviler. Şimdi ben bir şeyi sahip olmadan, tutmadan, örneğin bu kalemi tutmadan bırakamam. Önce bir bu sorunu tutacağım, böyle bir sorun var.
biz zamanı ve o kısıtlı ekonomik durumumuzu çok boşa harcadık. 20-30 yıldır bizler bunu yapabiliriz. Bizler aslında güzel insanlarız, iyi insanlarız. Gerçekten çağdaş, düşünceli insanlarız. Bu dünyaya iz bırakacak insanlarız. Ama bu sorunların çözümüne dönük herhangi bir şey konuşmadık. Kerbela'nın varlığını tartıştık. Yezid'in haklılığı tartışılıyor Aleviler arasında. Utanılacak bir durum ama biz bu sorunları kendi çözümü kendi içerimizde değil de dışarı atarak aramaya çalışıyoruz. Halbuki bu sorunlara dönüp çözümleri konuşabiliriz. Alevi antikrabatisi yıllardır, yani düşünen beyinler bizde hazırlanabilirdi. Bundan sonraki süreçte içeride enerjiyi tüketmek yerine işte bu gibi sorunlara, bu çözümüne dönük çalışmalar yapılması gerekir diye düşünüyorum. Sorun bizde değil ama çözüm bizde başlamalı. Bir şeyin şiddeti değil, sürekliliği önemli. Yani sürekli hale getiremiyoruz. Masa başında, basın önünde konuşulan şeyler arka taraftan başka bir şeye evrilebiliyor. Belki bunları iyi yapamadık. Şimdi tekrardan, yeniden başlayıp bunu bütün insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu, dediğim gibi oy verdiğimiz partileri de arkamıza alarak ya da onlar önce olması gerekiyor zaten. Onların öncülüğünde aslında bunlar yapılması gerekiyor. Ve ben sokakta gördüğüm bütün insanlar bu durumdan şikayetçi. Doğru bulunuyor. Laik eğitim herkes için, bu ülke için yaşamsal bir durum. İşte bütün ülkeyi örgütleyebilmek adına bu partileri, o kanalları birazcık belki de zorlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir kere mesele sadece Kur'an kursu değil, mesele sadece Kartal Cemevi'de değil. Birkaç yıl önce bu bölgede, Sancaktepe'de oturuyorum ben, Kur'an kursu öğrencilerine Ramazan'da iftar verdim. Yani sadece Kartal Cemevi'yle sınırlı değil. Önemli olan şu, senin erkanların ne üzerinden giriyor, Cem erkanları? Bu Cem erkanların üzerinde, bütün Cemevi, Pir Sultan'a bağlı Cemevilerinde de aynı erkan uygulanıyor. Tek tip erkanlar uygulanıyor. Cem Vakfı'na bağlı Cemevilerinde de aynı şey, bütün Cemevileri. Geleneksel erkan yürüten birkaç ocak var. O da ayrıca geliriz ona da. Bu erkanlar içinde Şiilik var, Sünnilik var, biraz da Alevilik var, karmaşık. Sen önce erkanlarını düzeltmeden, yani bir taraftan Kur'an kursuna karşı çıkmanın çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani sadece Kur'an kursuyla kalsa eyvallah, bizim hiç kimsenin inancına, dinine, yaşantısına, yaşam şekline bir şey söyleyebileceğimiz yok. Bir başka inancı tabii ki kutsal kitabıdır, ona da saygımızla sonsuz ama bizde Kur'an'ın atık var değil mi? Kendi Kur'an'ımız var. Biz buna ne kadar sahip çıkıyoruz ve bu erkanları düzeltme yoluna ne kadar gidildi? Bu erkanlar Şii, Sünni erkanlar uygulanıyor. Hiçbirine ses çıkarılmıyor. Bir şeyin Türkçe ya da Kürtçe okunuyor olması Alevice olduğu anlamı taşımaz. Yani güncem erkanlarının içinde Kur'an ayetleriyle cemler yapılıyor. O sureler okunarak cemler yapılıyor. O cemdeki ritüeller Şii ve Sünni kanalı ya da gelen insanlar gözetilerek o erkanları oluşturuyor. Bunları düzeltmeden bir şey yapamayız. Ya da bir şeyin Arapça olduğu da İslami olduğu anlama gelmez. Yani Farsça olabilir, Arapça olabilir ama o Alevicedir. Biz bir şeyi alırken Alevice mi değil mi diye bakmamız lazım. Bu Sünni, bu İslam, bunu karıştırmıyorum. Bu anlamda çözüm olarak ben geleneksel erkanlar üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlara bir kere samimiyet öneriyorum. O kurumun başındaki dedeler ya da başkanlara özellikle samimiyet. Masa başında söylediklerini kapalı kapılar arkasında değiştirmesinler lütfen. İkincisi, birçok şeyin Alevilere izahat vermesi, açıklama vermesi gerekiyor. Birçok kurum başkanının yaptıkları ya da yapmadıkları her şeyde. Bu konuda samimiyet. Birincisi samimiyet. İkincisi, kadınlara, çocuklara, bilime, bilime daha fazla yatırım yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Artık bu beton yapma sevdasından vazgeçilmeli. Eğitime dönük çalışmalar yapılmalı. Daha fazla sanata dönük çalışmalar yapılmalı. Ve biz Alevilerin de Cemevilerini o zaman daha aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Daha fazla aktif olarak gitmemiz gerekiyor. Bugün Kur'an kurslarının kapısında binlerce, yüz binlerce insan varken
neden bir SAS kursunda öğrenci az? Neden SEMAH kursları veriliyor, ücretsiz verilen o SEMAH kurslarında öğrenciler az? Neden o cenevleri çocuklar tarafından, çocuklarımız tarafından anneler ya da babalar götürmüyor? Neden o kurumları da daha düzgün işler yapması için bizler zorlamıyoruz diye düşünüyorum. Çözüm burada, yani sorun bizden kaynaklanıyorsa çözüm de yine dışarıda değil. Dediğim gibi bir şeye sahip olmadan bir şeyi bırakamam. Önce sahiplenmem gerekiyor o sorunu çözebilmem için. Çözüm de mutlaka bizden gelecektir. Her şeyden önce samimiyet diyorum. Samimiyet.